çalışmaya başladım. Özellikle kapitalizmin kendi oluşturmuş olduğu rekabet alanında işte savaşlar olmadan liberal bir düzen içerisinde ekonomik kıstaslar, rekabete dayalı ekonomik kıstaslarla güç dönüşümünün önemli bir parçası kuşak yol teorisi projesi. Aslında eskiden işte dünya savaşlarıyla, atom bombalarıyla yapılan değişim bugün ticarette fark yaratarak gerçekleşiyor. Çin ucuz iş gücüyle ve sürekli tedarik hattıyla son 10 yılda zaten büyük bir darbe yaptı. Bu darbesini kuşak yolla dünyanın kalan kısmına yaymaya çalışıyor. Çeşitli uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde yer alan teoriler var. İşte bu teoriler bağlamında bazı coğrafyaları hakim olunması durumunda dünyaya hakim olunacağına dair işte üretilen fikirler var. Amerika bunların birkaçını benimseyerek kritik coğrafyalarda üsler, askeri üsler bulunduruyor. Aynı zamanda o ülke, o coğrafyalardaki ülkelerle de bir şekilde yakın ilişkiler kuruyor. O ülkelerin kendilerine yakın olmasını sağlıyor. Aslında kuşak yol bu politikada, Amerika'nın bitmiş olduğu bu politikada Amerika'nın boş bıraktığı yerler üzerinden alan açan bir proje. Neresi? İşte Rusya'nın güçsüzleşmesiyle beraber, Sovyetlerin daha doğrusu güçsüzleşip yıkılması sonrasında Rusya'nın kendine gelip toparlanmasıyla beraber geçen zaman diliminde arka bahçesi olarak nitelenebilecek Orta Asya'daki, işte Kafkasya'daki Türk devletlerinin bulunduğu alandan faydalanıyor Çin. Aynı zamanda gelişme aksları üzerinde yer alan ama Amerika'nın Batı'nın dışladığı ülkelere yatırım yaparak bu ülkeleri kendi saflarına almaya yönelik bir politika geliştiriyor. Yani aslında bir rekabete girmiyor Amerika'yla. Amerika'nın boş bıraktıkları üzerinden ortaya koymuş olduğu bir proje. Yıllar boyunca kendi ülkesinde cari fazlasıyla, işte dış ticaret fazlasıyla biriktirmiş olduğu kaynakları bu proje üzerinden dünyaya, dünyada bir hat oluşturmak için kullanıyor. 1,5 trilyon dolarlık bir yatırım bu. Şu ana kadar da takriben 700 milyar dolarlık bir aşaması gerçekleştirildi. Daha fazla da artması bekleniyor. Basitçe böyle özetleyebiliriz kuşak yolu. Ben Afrika var mı içinde? Amerika'nın boş bıraktığı bölgeler deyince. Afrika dahil mi? Var hocam. Afrika'da da var. Afrika'da da bayağı var. 6 tane yol var. Güzergah var. Bu 6 güzergahtan bir tanesi de Afrika tabii ki. Limanları ve işte karayollarını, tren yollarını içine alan uzun kapsamlı bir proje. Kendi içinde birden çok alternatif var. Ben şimdi her bir yola girmeyeceğim burada. Türkiye'yi ilgilendiren orta kuşak kısmına gireceğim. Bu orta kuşak Türk dünyasını da ilgilendiriyor aynı zamanda. Bu son zamanda Türkiye ve Çin arasındaki yakınlaşmanın, özellikle Türkiye'nin Doğu Türkistan meselesinde Çin'e karşı sessiz kaldığı yönündeki eleştirilerin de aslında bir nebze açıklaması gibi görünüyor. Belki bir fikir verebilir ya da düşünmek isteyenler için, bu konuya ilgili duyanlar için. Ben de kuşak yolu bu bağlamda biraz ele alıyorum. Çünkü Amerika'nın tahtını sarsacak önemli bir proje. Hemen gördüğünüz gibi başlık kısmını geçiyorum ve devam ediyorum. Metinleri yazdım ama metinlerden okumayı düşünmüyorum. Ben size kafamdan anlatacağım ama metinleri yine yazdım siz okumak isterseniz diye. Şimdi tabii Asya kaplanları denilen bir dönem vardı. İşte ucuz iş gücüne bağlı olarak dünyanın bir anda işte Asya'ya yönelmesi. Tabii burada bir düşman politikası, düşman olarak görmesini de engellemek için Amerika'nın geliştirdiği bir proje bu. İşte Güney Kore ile başlayan, daha sonra işte Tayvan, ondan sonra Singapur gibi ülkeleri de işin içine aldığı, destek Japonya işin içine aldığı, üretim destekleri verdiği ülkeler bunlar. Buralara pozitif ayrımcılık yaparak üretimlerini buraya kaydırdı. Tabii bu ülkelerin de bu fırsatı iyi değerlendirerek gelişim bandında farklı yatırımları da oldu. Çin bu bağlamda aslında bu Asya kaplanlarında biraz dışarıda kaldı. Kendi içindeki gelişmesini gerçekleştirmesi zaman aldı. Çünkü Çin'in komünist anlayışı, Mao ile beraber gelen komünist anlayışı Mao'nun ölümünden sonra ancak yıkılabildi ve ekonomik anlamda komünizmin uygulanmasından vazgeçilerek
siyasi komünizme, yönetim anlamındaki komünizme devam edildi tek parti yönetimiyle, ama ekonomik olarak esasında devlet kapitalizmi daha çok benimsendi diyebiliriz belki. Bu bağlamda da Çin 90'lar itibariyle çok hızlı bir gelişmeye başladı. Özellikle küreselleşme sonrasında malların, insanların ve sermayenin neredeyse tamamen serbestleşmesi, neredeyse diyorum, neredeyse tamamen serbestleşmesiyle beraber Amerikalılar ve Avrupalıların daha fazla kar elde edebilmek için ucuz ham madde, ucuz iş gücü olarak Asya'ya yönelmesiyle son buldu. Bu süreç 90'lardan başlayıp 2010'lara kadarki süreci ifade ediyor. 2010'lardan sonra artık, daha doğrusu 2005'ler, 2006'lar diyebiliriz. Oradaki bir kırılma var. 2007-2008 kriziyle beraber. 2005'lerden sonraki aşamada Çin'in hızla yükselmeye başladığını, sermaye biriktirmeye başladığını görüyoruz. Çin işte bu elindeki sermayeyi önce ekonomik olarak sürdürülebilir bir düzen kurmak için kullanmayı denedi. Bu bağlamda kendisine kentli bir yaşam kurmayı tercih etti. Çin'in nüfusu büyük bir çoğunluğu aslında kırsal kesimlerde yaşıyordu. Hala da öyle aslında, büyük bir kısmı kırsal kesimde yaşamaya devam etmekte. Lakin Çin bu politikayı dönüştürüp üretim ve tüketimi kendi içerisinde eşitleyebileceği, dış kaynak ihtiyacını ortadan kaldırıp döngüsel bir ekonomi oluşturabileceği bir düzen kurmak adına şehirler kurmaya başladı. İşte çiftçilerin arazilerini aldığı, arazilere karşılık onlara evler verdi. Ciddi manada kent yaptı. Kentli ekonomi oluştu. Kentli ekonomisi oluşturmaya çalıştı. Kentler meydana getirdi. Fakat bu kentlerin büyük bir çoğunluğu hayalet kent haline geldi. Orada istediği sürdürülebilir ekonomi. Yani siz bir insanı, köylü bir insanı şehirin bir betonarme bina içerisine koyduğunuz zaman şehirdeki bir insanın tercihlerine sahip olmasını temin edemiyorsunuz. Çünkü yaşam biçimi aynı değil. Yani köylerde yaşayan az kaynakla gelişen, büyüyen insanlar, işte ne bileyim bir ekmek, bir yoğurtla büyüyen bir insanın işte şehire gelince bu alışkanlığını değiştirme güdüsüne girmesi kolay değil. Yani benim anneannem de rahmetli köydeyken ya işte ineğini sağar, sütünü yoğurt yapar, kaymağını ayırır, tereyağı yapar. Yoğurduna işte mısır unundan yapmış olduğu ekmeği doğrar ve her sabah bunu kahvaltı olarak yerdi. Yani artan geliri de artmadı gerçi, ama elindeki mal var, artan parası veya aldığı 3 aylığı ona mesela bir değişim sunmadı asla. Yani ahırdan asla hayvanı satmadı, asla kahvaltı şeklini değiştirmedi. Ben bugünün köyleri öyle değil, çünkü zamanla işte sermaye, topraktan kazanılan paranın artmasıyla beraber, tarımdan kazanılan paranın artmasıyla beraber ister istemez insanlar artık köylülüğün getirmiş olduğu zorluklardan uzaklaştılar. Hani bugün köyde yaşayamıyoruz diyorlar, ama eskiye nazaran ciddi bir lüks var esasında. Benim köyümden bahsedecek olursak, Trabzon'dan, eskiden insanlar her şeyi araziden, topraktan yaparlardı. Şimdi artık marketler sadece çay kesiliyor ve oradan gelen parayla geçim temin edilmeye çalışılıyor. Bu da ister istemez artan zenginliğin bir göstergesi. Eskiden bu para buna yetmiyordu. Hayati şeyler için saklanıyordu o çaydan kazanılan para. Bu bir zenginliğin göstergesi. Tabii gelişmiş bir ülkedeki orta sınıfı sağlayacağı, orta sınıfın hayat standartını sağlayan bir gelir temin edilemiyor. Belki devletimiz ilerleyen zaman diliminde gerçekleştirilir, ama Çin'de de aslında bunun bir benzerini görüyoruz. Ekonomisi de çok gelişmiş. İşte yaşam standartı çok iyi. O kendine bağlı sürdürülebilir ekonomiyi oluşturamayan bir Çin gördük. Bunu aşmak isteyen Çin'in kendi iç kentsel dönüşümünde istediği noktaya gelemediğini, bu bağlamda da hedefini yurt dışına verdiğini gördük şu aşamada. Şunu bir daha tutup şöyle çekersem herhalde görünür. Şimdi Çin'in burada yıllara bağlı olarak artan gayri safi milli hasılı, yurt dışı gayri safi milli hasılasını görüyorsunuz. Şurası milyar dolar. Şurası yazılmadı. Bu tabloları daha düzenleyeceğim. Şurası milyar dolar. Şurası da yıllar, görüyorsunuz. Yıllara bağlı olarak gayri safi milli hasılasında ciddi bir artış var. Özellikle şurada kriz sonrasında, 2008 dünya krizi sonrasında ciddi bir şey yaşadı. Dönüşüm yaşamaya başladığı için sermaye buraya doğru kaydı. Artan trendi görüyorsunuz. Kuşak yolunun ilan edildiği tarih şurası. Sermaye birikiminin de artık kayda değer oldu. Aşağı yukarı şurada görüyorsunuz. 2,5 katına çıktı. Gayri safi milli hasılasının 2,5 katına 8-9 diyelim şuraya.
2,5 katına çıktığı bir dönemde 2013'te Kuşak Yol Projesi'ni hayata geçirdi. Şuralarda da o kentleşme süreçlerini başlamıştı ama burada istediği verimi elde edemedi. Kuşak Yol sonrasında belli güzergahlar üzerine çeşitli yatırımlarla farklı bir politika denemeye girdi. Evet. Detayları görüyorsunuz. Burada Çin Komünist Partisi'nin işte aldığı kararlar çerçevesinde bir kuşak yol projesi. Londra'ya varan, Pekin'den kalkıp Londra'ya varan bir kuşak yol projesi. Olabildiğince görsellerle durmaya çalışacağım. Aktardığım şeylerde atladığım olursa şuradan hemen aradan söyleyeyim diye hızlıca bakıyorum. Ülke var. Bu çok önemli. Yani şu an 200'den fazla ülke olduğunu gözünde bulundursanız Çin tek başına dünyanın yarısı üzerinde söz hakkı olabilecek, dünyanın yarısını kapsayan, üzerinde söz hakkı olan bir proje hayata geçirmiş oldu. Kapsamın ne kadar büyük olduğunu düşünün. Şu an dünyanın bu kadar çok ülkeyi kapsayan kaç tane örgüt var diyecek olursanız, Dünya Ticaret Örgütü'nde 170 tane devlet var diye yanlış hatırlamıyorsam. Uluslararası bir örgüt olarak o var. Birleşmiş Milletleri saymıyorum. Bunun biraz daha şeyi farklı. Belki işte Avrupa Birliği'ni saysanız, evet, Afrika Birliği'ni saysanız yine hakeza o kadar. Bir rakibi bile yok Çin'in. Önemli bir proje hayata geçirmiş olduğu sadece şu rakamdan bile ortaya çıkmış oluyor. Şimdi şurada, şu görseli hemen tekrar aşağı alayım. Şöyle koyayım. Şimdi burada yıllara bağlı olarak hangi devletlerin kuşak yol projesine katıldığını görüyorsunuz. Türkiye 2005 yılında katıldı. Türkiye'nin yer aldığı o kuşaktakiler 2005 yılında katıldı. Aslında bu tabii o yolların şu kuşakların ortaya çıkması yollara yönelik yapılan yatırımlarla beraber biraz daha kendini gösterdi. Yollara yapılan 6 tane yol yapıldığını söylemiştim ya. Yollara yapılan yatırımlar ister istemez bu projenin hayata geçeceğini gösterdiği için yatırımlar bu proje içerisinde dahil olma konusunda da bir teşvik oluşturdu. Yalnız ilk kez bir şey oldu. Kuşak Yol projesinden bir tane devlet geçtiğimiz ay ayrıldı. Şurada görmüş olduğunuz devlet Avusturya, şuradaydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Avusturya Kuşak Yol projesinden ayrıldı. İçinde yer almayacağını söyledi. Süreç tabii ki takip ediliyor. Son döneme ilişkin kısa bir değerlendirme yapacaksam yeri geldiği için. İşte Amerika'nın Çin'e yönelik baskıları, işte bir ekonomik savaş ve onu dizginlemeye dönük adımlarını görüyoruz. Her ne kadar Amerika onu Çin'i dizginlemek istese de ekonomik bağımlılığı da var. Neticede ucuz mal tedarikinin sağlandığı bir ülke. Bunu aşamıyor. Trump bunu tehditlerle bir noktaya kadar kendi ülkesine kaydırabilmişti. Ucuz, işte düşük vergiler, tehditler, aynı zamanda düşük enerji politikaları gibi yöntemlerle kendi ülkesine bir miktar kaydırabilmişti ama Biden döneminde şu an için böyle bir şey görmüyoruz. Uluslararası anlaşmalara yöneleceğini söylemişti Biden. İşte Transatlantik, Transpasifik Anlaşması üzerinden işte ayrıcalıklı ticaret anlaşmaları yapacağını söylemişti ama şu aşamada o da çok gerçekçi görünmüyor çünkü Asya Pasifik Ticaret Anlaşması'nı Çin geçtiğimiz 2 ay önce 36 ülkeydi galiba. 36 ülkeyle imzaladı. Çok uzun bir anlaşma. 7000 sayfa falandı galiba tüm mevzuatı. İnanılmaz bir anlaşma. Dünyanın en büyük anlaşması denilen şey değil mi? Ekonomik olarak bağlı. Evet, birçok malda birbirleri arasında serbest ticaret anlaşmalarıyla ciddi bir pazar genişlemesi bekliyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam bizlerde 100 milyar dolarlık bir transatlantik anlaşması da zaten Avrupa ile yaşanan yapılması planlanan transatlantik anlaşması Avrupa'nın Çin'le yaptığı bir anlaşmayla büyük oranda baltalandı. Çin'le yine bir serbest ticaret anlaşması imzaladı Avrupa ama şu an o anlaşmanın iptal edilme gündemiyle karşı karşıyayız. Olacak mı olmayacak mı hep beraber izleyeceğiz. Avrupa bir taraftan Çin'den ucuz mal tedarik etmeye çalışırken bir taraftan da aynı zamanda Hint
Hindistan alanı üzerinden de bir serbest ticaret, ayrıcalıklı ticaret alanı oluşturmaya çalışıyor. Yani Avrupa çok ticari avantaj sağlayacak politikalar peşinde. Amerika da işte Çin'e karşı şu bölgeyi aktif hale getirecek bir düzen kurmaya çalışıyor. Evet, şurada ülkelerin katılımlarını görüyorsunuz. Proje yatırımları artmaya başladıkça, yatırımlar artmaya başladıkça katılımların da arttığını görüyorsunuz. Ülkede hangi bölgede ne kadar ülke? İşte Sahra bölgesinde 38, ki şu bölge Fransa'nın ve Amerika'nın etkin olduğu bir bölge. Orta Asya ve Avrupa bölgesi, Doğu Asya ve Pasifik, Latin Amerika, gördüğünüz gibi şu bölge. Tabii bu bölgenin olayı tamamen şuranın karşıtlığı. Bu biraz daha siyasi bir yaklaşım. Neticede Amerika'yı devirmek isteyen bir Güney Amerika var. Evet, Soğut Asya'yı da görüyorsunuz. Şu bölge zaten serbest ticaret anlaşması imzalanan bölge. Burada kendi içlerinde yaşanan, Çin Denizi'nde yaşanan bazı problemler var. Tayvan'la yaşanan bazı problemler var. İşte burası Tayvan ada devleti olarak varlık göstermesine rağmen eskiden Çin devleti olarak Tayvan anılırdı Birleşmiş Milletler'de. Daha sonra dünya orada Tayvan'ı bir dışlamaya gitti. Tayvan da kendisini Birleşmiş Milletler'de kabul ettirmeye çalışıyor. Garip bir süreci var aslında onun. Tayvanlarla sık sık konuşuyoruz. Onlar Türkiye'den bayağı bir destek istiyorlar aslında. Hem Çinli bir nüfusu var Tayvan'ın, hem de aynı zamanda kendi içinde Müslüman nüfusu da var. Bunu da söyleyeyim. Tayvan Çin demek yani. Tayvan Çin'den farklı bir şey değil. Evet, Çinli. Hepsi Çinli yani, o şeyde devrimde kaçanlar onlar. Komünist rejimden kaçanlar. Evet. Şimdi koridorlar burada. Milliyetçi Çin diye geçiyor evet, galiba değil mi? Formosa Adası. Evet. Şurada da hocam şeyler var. Koridorları gösteriyor. Tek tek bunlar harita üzerinde de göstereceğim. Şurada koridorları. Çin Pakistan ekonomik koridoru. Pakistan ve Çin arasındaki ilişki çok önemli. Geçtiğimiz günlerde Türkiye kendilerinden geçebilmek için işte Çin savaş uçaklarına ve füze teknolojisine Pakistan üzerinden temin etmek için bir görüşme yaptı. Maalesef bu görüşmeler olumsuz neticelendi. Tabi basına yansımadı bunlar. Çünkü Savunma Başkanlığı bu konuda özellikle ricacı oldu basından. Ama yani bu konuda görüşmeler yapıldı. Çin Türkiye'nin kendisiyle direkt ilişki kurmasını istiyor. Şeyi kabul etmiyor. Yani aracılar üzerinden bir ilişkiyi kabul etmiyor. Direkt bir ilişki kurulmasını istiyor. İşte Çakli Beşlik gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dışişleri Bakanı'na yapmış olduğu jestler aslında bu sıcak hani arkadan dolanmak istemiyoruz, beraberiz gibi okunabilir belki. Ben öyle okuyorum ama sizler tabii farklı bir değerlendirme dedim. Köprüsü, ekonomik koridoru. Çin, Moğolistan ekonomik olarak neredeyse tamamen Çin'e bağlı durumda. Bu arada yarın Moğolistan'la ilgili önemli bir panel olacak şeyde. Fırsat olanlar Türkiye, Moğolistan ilişkileri, stratejik ilişkileri diye bir panel Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde yapılıyor. Yarın saat 2'de ben de moderatör olacağım. İzlemek isterseniz. Online mı şey mi? Linkini de paylaşırım ayrıca sizlerle. Link mi, tamam. Online hocam. Hı hı. Online hocam. Online oluyor. Rusya ekonomik koridoru. Türkiye'nin alan açtığı koridor şu hocam. Rusya ekonomik koridoru. Yani Çin, Moğolistan, Rusya ekonomik koridoru daha doğrusu. Bu bir tren yolu. Eski Sovyet döneminde geniş hatlarla yapılan bir tren yolu. Bu yolla Türkiye arasındaki mesafe. Yazamıyorum ama idare edin arkadaşlar lütfen. Bu güzergah, Çin'den çıkan bir tren, bu güzergahı kullandığı zaman kaçtı? 9000 kilometre miydi? Tam hatırlayamıyorum şu an rakamı, affetsin arkadaşlar. 2000 kilometre fark olduğunu söyleyebilirim. Türkiye güzergahını kullandığı zaman ise 2000 kilometre avantaj elde ediyor. Bu da takriben bir hafta 8000 kadar bir zaman kazandırıyor. Şurada Çin-Hindi Yarımadası ekonomik koridoru, Bangladeş,
Çin, Hindistan, Myanmar ekonomik koridoru. Şimdi geçtiğimiz günlerde geçtiğimiz yıl daha doğrusu Myanmar'da ortaya çıkan darbe pek kamuoyunda dile getirilmiyor ama Çin tarafından yapılıyor. Myanmar önemli bir enerji koridoru ve bu enerji koridorunun kontrolü kaybedilmek üzereydi. Çin bu konuda bir adım attı ve sonrasında yaşanan olayları hep beraber izledik. Myanmar Çin için çok kıymetli. Evet, Türkiye'nin yer aldığı kuşağı görüyorsunuz. Çin, Orta Asya ve Batı Asya ekonomik koridoru. Şimdi haritada da göstereceğim. Şu rakam önemli. 8 trilyonluk bir yatırım yapılması planlanıyor. 40 milyar ulaşım altyapısı. Çoğunluğu aslında yatırımların enerji. Şimdi evet, burada kuşakları hemen göstereyim. Aslında görsel niye böyle küçük almış? Şurada Çin, Moğolistan yolunu görüyorsunuz. Şurada pardon. Evet bu. Şurada yine şu Çin, Moğolistan şu yol. Şurada bir aks var Türk dünyasına geçen. Bir de şurada bir aks var. Şimdi şurada Gürcistan üzerinden Bakü-Tiflis-Kars tren yolu var. Şöyle. Şuradan şuradaki gemi şuradaki bir şeyden tren istasyonundan buradan Bakü'ye inen bir hat var. Şu bağlamda gelen. Buradaki hattan Bakü-Tiflis yoluyla Kars'ta bir lojistik üssü yapıldı. Buradan işte hatlarla şu hat üzerinden Avrupa'ya giden bir güzergah. Şimdi bu güzergahın kendine göre şeyleri var. Alternatifleri var. Burada Pire Limanı'nı görüyorsunuz. Bu bir de şurada Gürcistan'da başka bir şey plan var. Onlara değineceğim. Diğer koridorları görüyorsunuz. İşte deniz yolları üzerinden hala mesela Süveyş Kanalı ve işte Arap Yarımadası'nın olduğu bölgenin stratejik önemini görüyorsunuz. Yine işte İran Körfezi'nin olduğu bölgeyi görüyorsunuz. Şeye çıkartma burada. Afrika'ya çıkartma burada. Buradan şeye doğru gidiyor. İşte şu bölgenin adı şey. Sahel bölgesi. Sahel bölgesine doğru bir açılım yapıyor. Sahel bölgesinin ekonomik ve stratejik bazı önemleri var. O başka bir şeyin konusu. Biz bugün şunu konuşacağız. Şu koridoru konuşacağız. Her koridor kendi içinde başka bir dinamik barındırıyor. Biz aslında kısmen şu üst koridoru, çoğunlukla şu orta koridoru konuşacağız. Devam ediyorum. Evet. Şimdi Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Nihai pazar Avrupa. Yani zenginlikleri var. Avrupa'nın zenginliği de ekonomik olarak, verimliliğinden ve teknolojik olarak üstünlüğünden kaynaklanıyor. Bu tabii geçmişe sari biriken zenginliğini göz ardı etmemek lazım. İşte gerek Afrika'yı gerek almış oldukları zenginliklerle beraber bunu da göz ardı etmemek lazım. Şehirleşmesini, gelişmesini, tamamlamış yatırımlarını verimliliklerine dayandırmaya çalışan bir kıta olduğu için. Dünyanın ilgi odağı hala Avrupa uzun bir sürede böyle olacak gibi görünüyor. Evet, şurası önemli. Şimdi Azerbaycan 30 yıldır emniyetle işgal altında Karabağ'da bir anda bir çatışmayla 44 günlük bir mücadele sonrasında geri aldı. Şimdi bu çok ilginç. Çünkü kuşak yolda ilginç bir alternatif güzergah ortaya çıkmış oluyor. Bakü-Tiflis-Kars tren yolunu egale eden bir şey oldu. Ne demektir? Bakü'ye inecek olan tren direkt Azerbaycan içinden işte Erivan'dan geçerek Zengezur'dan geçerek Nahçıvan'a, oradan da Türkiye'nin içine. Yine şeye muhtemelen Kars tarafına geldi. Çünkü orada büyük lojistik var. Onun planı daha bilmiyoruz. İçeride master planları yapıyor. Ulaştırma Bakanlığı'na geçenler sormuştuk konuya. İyi ama pek bir şey söylemediler. Yatırımlar yapılıyor sadece. Şu an gördüğüm kadarıyla hala bir yatırım şeyi var. Yani ben Türkiye işte kuşak yol projesinin içerisinde bu iş tamam artık biz Çin'in partneriyiz gibi bir durum tam olarak söz konusu değil. İş biraz karışık. Aslında hala bir rekabet durumu var. Bu 44 günlük mücadelenin sonrasında bir anda ortaya çıkmasını tabii herkes
bir anda düşünüyor. Türk SİHA'larının başarısı mı? Niye işte Rusya sessiz kaldı buna? Bunun arkasında ne vardı? Tabii birçok şey oldu. Her yıl sonunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı, şu anki bakan Mevlüt Çavuşoğlu, işte gazetecilerle bir toplantı gerçekleştiriyor. Açık bir toplantı olmuyor. Yani basınla gerçekleştiriyor ama kapalı bir toplantı oluyor. Bazılarını yazın, bazılarını yazmayın şeklinde olan bir toplantı. Burada benim sorduğum, bu konuyu ben çok eşeledim Bakan Bey'e. İşte bu konuda bu koridorun Ermenistan'da çıkarına olduğunu söyledi. En sonunda yani artık biraz bayağı bir sıkıştırınca bunu söylemek zorunda kaldı. Nasıl yani Ermenistan bu koridoru kabul etti? Rusya neden sessiz kaldı? Bu koridor Rusya ve Ermenistan'ın da menfaatine olduğunu söyledi. Biraz daha analiz yapacak olursak bölgede altın rezervlerinin varlığı, işte o altın rezervlerinin tükenmiş olması, sonrasında Rusya'nın hem Türk devletlerini bağlayacak bir koridor kurması hem de kendi kontrolündeki bir koridordan geçmesi. Yani Gürcistan gibi mesela kontrolün olmadığı bir ülke yerine işte Ermenistan gibi kontrolün yoğun olduğu ülkelerden geçecek bir hatta bağlaması ve her an yani boğazını sıkabilecek bir hatta bağlaması aslında Rusya'nın önemli bir politikası. Tabii bu ispatlanabilir bir şey değil. Sadece bir analiz. Değerlendirmeye açık. Siz de başka bir şekilde düşünebilirsiniz. Benim değerlendirmem bu yönde. Yani Rusya ve Çin arasında tabii biraz tarihsel bağlamda da ufakça girmek gerekirse evet Rusya bir silah ve enerji gücü ama Çin ise bir iş gücü. Yani emekle beraber sermayesini biriktiren bir ülke. Lakin son işte 10 yılda artık Çin teknolojik bağlamda da öne geçmeye başladı. Ortaya koyduğu teknolojiler, Ar-Ge çalışmalarıyla Amerika'ya rakip olmaya başladı. Amerikan teknolojisi hala çok ileri düzeyde, son teknoloji ama işte Çin'in süper bilgisayarının Amerika'nın çok çok önünde olması, işte uzaya gönderdiği araçlarda bazı projelerin bilinip bazı projelerin bilinmemesi gibi işte 5. nesil savaşının olması, SİHA'larının da benzeri teknolojilere sahip olması, uçak gemileme olması gibi farklı teknolojiler var. Şu an Çin'in askeri anlamda en öne geçtiği proje, ismini tam hatırlamıyorum ama uzay geçtiğimiz aylarda olmuştu. Çin kasıtlı bir şekilde kendi uydusunu yok etti. Başka bir uydudan attığı bir füzeyle kendi uydusunu yok etti. Neden böyle bir şey yaptı? Amerika'nın Star Wars işte Soğuk Savaş'ı bitiren Rusya'nın silahlanma yarışına geri kalmasına neden olan Star Wars projesi uzay silahlanmasıydı. Rusya bittikten sonra Sovyetler bittikten sonra Star Wars projesinin rafa kaldırılmasını istedi. Amerika bunu kabul etmedi. Proje üstü örtülü bir şekilde devam etti. Şu an tabii net bir açıklama yok ama Amerika'nın uydularla dünyada herhangi bir bölgeye vurabileceği bazı uydularının silahlandırıldığı, bombaların olduğu söyleniyor. Buna karşı da Çin'in uydu üzerinden uyduyu vurması aslında önemli bir cevap. Atmosferden vuramıyorsunuz. Katmanlar patlatıyor çünkü ısınmadan dolayı. Uydu üzerinden gökyüzünün, atmosferin aslında Amerika'nın kontrolünde olmadığını gösteriyor. Bu da Amerika'nın gerek GPS teknolojisini, gerek istihbarat teknolojisini yok edecek bir şeydir. Çok önemli bir atılım. Yani gözdağı mı veriyor oradan bir çeşit? Bağlamda da buna değil. Efendim hocam? Bir çeşit gözdağı mı veriyor, bunu da yapabiliriz diyor. Evet hocam, aynen öyle. Yani ekonomik olarak öne geçtiği gibi teknolojik olarak da öne geçmeye başladı. Tabii bir noktada kırılacak. Şimdi Çin ile Amerika arasındaki fark, ben yine kendi analizimi söylüyorum. Karşı çıkan arkadaşlar veya yeni bir bakış geçirmek isteyen olabilir. Amerika işte tüm dünyaya küreselleşmeyle beraber zenginlik, işte ticareti geliştirmenin zenginliği arttırması, işte borç para, Marshall yardımı gibi borç paralar vermenin gelişmeyi arttırması gibi politikalar getirmişti. Çin'in tek eksik kaldığı konu bu. Çin bu eksikliğini kuşak yolla gideriyor ama yani tabii Amerika Marshall yardımları yaparken geçtiğimiz günlerde bir okulun bodrumunda çıkmıştı. Eski Marshall yardım döneminden gelen Amerikan mısır yağlarının bulunduğu teneke kutular. İşte para karşılığı yağ veriyor falan gibi yardım ediyordu. Çin de para vererek, kredi vererek liman yapıyor ama ödenemeyecek liman, ödenemeyecek altyapı projeleri yaptığı için ülke için daha sonra bunlara konuyor, üstüne çöküyor.
benzer bir yaklaşımı var Çin'in Amerika'yla. Ama Amerika'nın biraz daha alan açıcı, biraz daha ekonomi geliştirici bir yaklaşımı var. Çin bu bağlamda biraz geride kalıyor gibi görünüyor. Bir de Çin'in diyalogdan uzak bir tavrı var şu an diplomatik olarak. Amerika bir noktada diplomatik olarak daha açık bir ülke gibi görünüyordu. Bir NATO şemsiyesi gibi bir şey sunuyordu. Çin şu an öyle bir koruyucu tedbir veya askeri bir şey sunmuş değil. Bu başka bir konu. Şangay İşbirliği Örgütü veya işte Avrasya üzerinden kurulan paktlar var. Bunları geliştirmek isteyen yapılar var. Onların sonuçlarını hep beraber görüyoruz ama şu aşamada pek bir şey yok. Aslında sunumun dışındaki konular bunlar. Yani değinmeden edemediğim için uzuyor olabilir. Kusura bakmayın hocam. Ben vakti göremiyorum. Eğer uzuyorsa lütfen söyleyin. Zamanımız var. Hocam. Evet, bağlantı gitti ara. Tekrar bağlanın. Evet hocam geldi. Hemen bağlanıyorum. Bir saniye. Tamam. Şimdi. Ekranda paylaşım görünüyor mu hocam? Henüz görünmüyor. Odada ekran paylaşımı olduğu için tekrar paylaşmanız lazım. Şu an gelmiş olması lazım. Geldi. Tamam. Evet. Evet. Şu yani şu yine önemsediğim bir konu. İşte tabii şimdi beni hani eleştirel görebilirsin ama ben gazeteciyim. Bir taraftan akademik çalışıyorum evet ama bir taraftan da gazeteciyim. Konulara olabildiğince tarafsız bakmaya çalışıyorum. Türkiye'nin mesela Moskova Anlaşması'nda işte Karabağ'daki çatışmalar sonrası ortaya çıkan Moskova Anlaşması'nda ateşkesinde daha doğrusu Türkiye'nin bölgeye asker konuşlandıracağı, devriyeler yapacağı, bölge üzerine söz sahibi olacağı söylemişti ama maalesef böyle bir durum hala meydana gelmedi. Türkiye orada tabii bir hamle yapmaya çalıştı politik olarak ama dediğini alamadı. Çatışmalar sonrasında hala varlık göstermedi. Bu da aslında Karabağ'daki yaşananların, çatışmanın, kontrol alanının işte Rusya'nın belli bir politikaları çerçevesinde hayat bulduğu, Rusya'nın güdümlü hareket ettiğini gösteriyor. Evet, Türk sihaları belki Rusya'yı da şaşırttı. Rusya'yı da şaşırttı. Ama hani neticede orada hani Rusya'dan gayri bir yaklaşım, Rusya'nın düşüncesinden, planlarından gayri bir yaklaşım olduğunu söylemek şu anki verilere göre çok makul değil gibi görünüyor. Devam ediyorum. Şuralarda değinmediğim bir şey var mı diye bakıyorum. Tabii kuşak yoluyla ilgili önemli şeylerden bir tanesi de işte bu Kanal İstanbul acaba kuşak yolunun bir parçası mı değil mi? Bu biraz belirsizliğini koruyan bir konu. Şimdi bazı avantajlar, bazı dezavantajlar var. Türkiye buna işte seçilebilir nitelikte bir ülke olduğunu mu göstermeye çalışıyor yoksa başka politikalar mı var? Bunlar maalesef net değil. Analizler yapılıyor ama hani analizler birçok yöne kayabiliyor. O yüzden tek taraflı net bir şey söylemek şu aşamada doğru değil ama Kuşak Yol Projesi'nin içerisinde İstanbul, Kanal İstanbul'un bir parçasını da muhakkak kuşak yola değinen bir tarafı direkt olmasa bile güçlendirici yani kuşak yolda bir önemli bir aktör olarak Türkiye'nin güçlendirici bir faktör olması gerektiği öyle düşünüldüğünü peki fikrini bir kenarda tutmakta fayda var. Finansmanı ile ilgili bilginiz var mı? Kanal İstanbul'un finansmanında Çin fonları ne alemde?
Hocam fonlarla ilgili yani fonlarla konuşuldu, anlaşıldı gibi şeyler dolaşılıyor ama yani bunlar hep gayri resmi konuşma. Ben sordum, yetkililere de sordum ama bu konuda direkt bir cevap vermiyorlar. Yani göreceğiz. İşte Katar'dan gelecek fonlar, Arap coğrafyasından gelecek fonlardan bahsediliyor. Hatta Fransa'dan ve Avrupa'dan gelecek fonlardan da bahsediliyor ama şu an resmiyete bürümüş bir şey yok. Biraz bu iş şeye döndü. Hani ne tutarsaya döndü gibi. Bana sorarsanız masada çok seçenek var. Masada birden çok anlaşma var. Yani işte Çin silahı, işte Çin ticareti, belki bir Pakistan, işte Amerika ile ticaret, Avrupa ile ticaret, birden çok şey var masada. İşte ne koparabilirsem, bak bende bu var, hadi atını sürüyorum gibi, Kanal İstanbul'u sürüyorum. İşte hadi işte enerji koridor özelliğimi sürüyorum diyerek, kalemi sürüyorum gibi. Tüm kozların konuşulduğu bir süreçte gidiyor gibi geliyor bana. Şuradan baktığım kadarıyla söylüyorum hocam. Bu bahsetmiş olduğum kısma burada değmiştik. Trans-Sibirya Demir Yolu'na kıyasla 2000 km daha kısa bir yoldan bahsediyoruz. Orta koridorda. Türkiye çok taraflı uluslararası ulaştırma politikası olarak tanıtıyor bunu. Evet, bir anlaşma imzaladı 2015 yılında. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümetleri arasında İpek Yolu ekonomik kuşağının 21. yüzyıl denizdeki İpek Yolu'nun ve orta koridor girişiminin uyumlaştırılması ilişki mutabak zaptı. İsmi uzun ama yaklaşım aynı. Evet, bu zapta göre Türkiye ile Çin politik eşgüdüm, kolaylaştırıcı bağlantılar, engelsiz ticaret, mali bütünleşme, insandan insana bağlar. Mali bütünleşme konusu son dönemde Çin'in Yuan'la ticaret yapma sını göz önünde bulundurmak lazım. Türkiye bu konuda bir adım atmadı ama bir dönem yani şu 2015 sonrasındaki dönemde dikkat çekmek istiyorum. Yerli parayla ticaretin sıkça konuşulduğu bir dönemdi. Yerli para. Sıkça konuşulduğu bir dönemdi. Bu mali bütünleşme bağlamında belki biraz daha bu ayrıntıya da dikkat edilmesi gerekiyor. İnsandan insana bağlar konusu. İşte Çinli turistlerin son dönemde artırılması için çok politika geliştirildi. Bu bağlamda değerlendirilebilir. Evet, şu zaten ele alınıyor. 2017 yılında 221 bin iken 2019 yılında 403 bine geldi. Yani 3 yılda %100'e yakın bir artış. Önemli bir artış. Evet, şu da çok önemli. Aslında bu işin bir ağza bal çalmak gibi de düşünülebilir. 2005 yılında başlayan, 2004 yılında tamamen Ankara-İstanbul hızlı tren hattı. Bu tren hattı tabii ki 2005 yılında açılmıştı. 2007 yılında açılmıştı pardon. Ama daha sonra kademe kademe yapılmaya devam etti. İlk önce Eskişehir açılmıştı. Daha sonrasında işte kademe olarak ilerlemişti hatırlarsanız. Buraya Çin finansman sağladı. 750 milyon dolarlık bir kredi finansmanı sağladı. Neden sağladı bunu? Yani bir Türkiye'deki bir yüksek hızlı tren hattına yapılan bir yatırım olarak görmemek lazım bunu. Yani politikalar, talepler ve şeylerin nerelerden başladığını iyi görmek gerekiyor. Çok çok iyi görmek gerekiyor hem de. Isınma turları diyelim bence bunlara. Yani Çin neyin yapılıp yapılamayacağını planlamasını yapmış öncesinden ama Türkiye'de hayata girip girmeyeceğini görmek istemiş. Şu bittikten sonra, yani Çin'in istikrarlı yatırımları gördükten sonra şurada anlaşma imzalandı 2014 yılında. Devam ediyorum. Evet, Çin'in Türkiye'ye yaptığı yatırımlar, bunlar çok önemli. 2005-2018 yılları arasında yatırımın şu an en çok enerji kaleminde yaptı. En büyük ihtiyacı dur. Bizim burada yaramaz bir kedi var hocam. O burada benim internet bağlantıma sürekli müdahale ediyor. Kopuyorum. Biraz yaramaz. Sonraki kalem gördüğünüz gibi ulaşım. Ulaşım tabii ki malların aktarılması konusunda çok önemli bir kalem. Biz hep ulaşımı görüyoruz ama enerji konusunda da ciddi bir yatırım var. Aslında Çin'in çok ciddi bir enerji bağımlılığı var. İnanılmaz bir üretim üssü.
Evet hocam. Sizde çok sık kesiliyor galiba. Ya evet hocam, dediğim gibi bizim bu Kedi mi yapıyor? Yani evet, interneti ben kabloyla bağlıyorum hocam. Oraya basıyor. O renk, şimdi internet rengi var. Yanıp sönüyor, onun ilgisini çekiyor, oyun zannediyor onu. Bir pati atıyor, bağlantı gidiyor. Bu kediler sorumludur biliyorsunuz. Bazen trafoya çıkarlar. Seçimleri etkilerler. Evet, seviyoruz kediler hocam. Kediler iyidir. Geldi mi tekrar hocam şey görüntü? Geldi, geldi. Gördüğünüz gibi enerji konusu bambaşka bir konu. Bu konuyla ilgili aslında kapsamlı bir makale hazırlıyorum. İşte kuşak yol bağlamında. Bu şu an sunduğum benim bildirim. Bildirimi sunuyorum aslında. Geçtiğimiz Mart ayında Türk Enerji Birliği Kongresi düzenledim. İşte TESFAM olarak. Evet, orada evet. Bu bildiriyi sunmuştum. Türkiye'nin işte dünyasındaki şeyi. Hocamız sağ olsun kabul etti. Buna bir giriş kısmına birazcık daha literatür ekleyeceğim. Hocamızın söylediği gibi. Bunu sunuyorum şu an size. Ya hazırladığımız bir makale var. Seda Hoca'yla sağ olsun Seda Hoca yardımcı oluyor. Onda da şu enerji konusuyla konuyu derinleştiriyoruz hocam. Bakalım güzel bir şey çıkacak gibi. İnşallah. Bunu da ayrıca söyleyeyim. Devam edeyim hemen. Biraz fazla uzattım. Şöyle hızlı geçeyim. Birçoğunu zaten söyledim. Şurası önemli. 2034 yılına kadar 3 milyon yolcu, 17 milyon ton yük taşınması bekleniyor. Orta koridor üzerinden. Bu çok önemli. Ve çok çok önemli. Dur. Bir daha olmaz. Bir dakika. Gel bakayım sen buraya. Tamam. Devam ediyorum. Türkiye Çin arasındaki dış ticaret dengesi. TL'nin değerli olduğu zamanlarda bu denge Türkiye'nin aleyhine seyrediyordu. Ama TL değer kaybetmeye başladı. 2018'den sonra gördüğünüz gibi aks aşağı doğru kaymaya başladı. Kendimiz üretmeye başladık çünkü bazı şeyleri. Şuralarda TL'nin değerli olduğu zamanlarda biz ithalatımızdaki artışa bağlı bir durum var. Gördüğünüz gibi şurada bir ithalatın sürekli bir artışı var. Daha sonrasında ekonomideki değersizleşmesi, Amerika'yla çatımız düşmeler ve benzeri durumlardan dolayı Çin'den ithal etmek yerine Türkiye'de üretmenin avantajlı olduğu bir döneme geçtik. Bu da bizim ithalat rakamlarımızda değişime neden oldu. İhracatta kaydedildiği bir değişim olmadığı gördüğünüz gibi. Bu iyi bir şey. Tabii yani hala Ar-Ge konusunda yapamaz diye gerçi işte yapısal reformlar. Hala en büyük ticaret ithalat ortağı ama yani. Bu hiç değişmedi. Evet öyle hocam. Ucuz mal yani. Evet ucuz mal. Ucuz iş gücü. Hala rakipsiz. Türkiye'deki asgari ücret şu an 2800 dolar bazıyla baktığınız zaman 300 dolar falan. Çin'de bu rakamın 150 dolar olduğunu düşünce hala tabii 150 dolar olduğunu düşünce arttı şu an. Hatta 250 dolar bazı bölgelerinde galiba Çin'in. 20 dolar falan da taşıma bedeliydi galiba. 17-20 dolarda bir taşıma bedeli çıktı. Import bedeli. Yani buna rağmen hala Türkiye şu kura rağmen hala rekabet edemiyor. Asgari ücreti daha da aşağı çıkacak ya da destekleyecek yani emtiaların fiyatını düşürecek bir politika girmesi lazım. Tabii bütçe ve benzeri sorunlar maalesef buna imkan vermiyor. Geçiyorum hemen burayı hızlıca. Çok uzattım biliyorum. Türkiye'de bir kalkınma bankası için kalkınma bankası kuruldu. Şunu şöyle hemen işaretleyeyim. Hangi yıl kuruldu? Yani finans olarak Türkiye'ye girdi Çin. Şube mi açtı? Hocam yanlış hatırlamıyorsam 2011 direkt kuruldu. Bankacılık hizmeti aldı hocam. Lisans aldı. Bankacılık hizmet hakkı aldı BDDK'dan. Lisansını aldı. Evet çalışıyor yani. Halka gitmiyor. Hatta halka da galiba hesap açılıyordu. Bireysel hesap da açılıyordu galiba. Tabii kredi de verip bireysel hesap açılıyordu galiba. Geçenlerde bir şey okumuştum. Emin değilim şu an ama politikası tabii genelde finansman üzerinde.
Devam ediyorum hızlıca. Önümüzde 35 kadar slide var, biraz daha hızlı bir şekilde. Burası önemli. Şimdi kuşak yol projesinde Türkiye getirdiği tehditler ve riskler başlığı altında işte Gürcistan'ın Anakliya Limanı var. Bu önemli bir şey, konu. Bu sen gel. Şimdi bu liman, bakın şurada görebiliyorsunuz Anakliya Limanı. Kuşak yol çerçevesinde işte Türkmenistan'dan kalkan gemiyle Bakü'ye bağlanan tren yolu, işte bir bu yol var, bir şu güzellik var. Ama daha çok güzel yer kullanılıyor. Burada Tiflis üzerinden işte şurada ayrılıyor. Kars'a, işte Bakü, Tiflis, Kars tren yolu hattı. Bu Türkiye'de bunu. Şurada bir Eskişehir'e giden bir hızlı tren var. Ankara Eskişehir tren hattı. Şu karayollarıyla işte bir güzergah var buralara bağlanan, ama şu bir taraftan da şu an Türkiye bu bölgelerde inanılmaz bir tünel açma şeyine girdi. Yani burada bir taşıma tren hattı projesi var ama bunun maliyeti çok yüksek. Türkiye muhtemelen buna girmek yerine Zonguldak tarafında, şuradaydı galiba, Filios projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Buraya kadar gelen, Kardemir'e kadar gelen tren hatları var. Anadolu tren hatları. Bu tren hatlarını geliştirerek, güçlendirerek Filios projesi üzerinden, bir liman projesi üzerinden şu Kars'ta lojistik üstü yapıp bura üzerinden limanlı sevkiyatını gerçekleştirebileceği ve işte şuradaki hızlı tren de şu kuzey otoyolu üzerinden de Avrupa'ya taşıyabileceği bir hat belirliyor. Yani Türkiye kendi içerisinde birkaç politika var, master planları var ama bunlar açık değil. Yani ne zaman ne yapacağım maalesef ben ulaşamadım. Belki benim gözümden kaçan kaynaklar da vardır. Ama şu ana kadar benim ulaştığım bilgiler bunlar. Peki bu Anakliya Limanı nedir? Gürcistan bu hattın kendisinde kalmasını sağlamak için ve aynı zamanda Rusya'ya karşı da gücünü pekiştirebilmek için Anakliya Limanı'nı derin liman yapıyor buraya. Ne demek derin liman? Bu derin limanla buraya işte konteyner gemileri girebiliyor. Konteyner gemileri üzerinden ya da işte trenle buraya kadar gelmiş olana tren gemileri üzerinden şuradan işte şu Köstence Limanı, yani şey Romanya'ya direkt tren hattıyla aynen devam edebileceği bir güzergah. Bu Türkiye'yi tamamen, yani şu orta koridoru tamamen diskalifiye eden bir hareket olur. Bu büyük bir şey, rekabet. Gürcistan'ın bu projesi hayata geçer mi, işte Çin bunu tercih eder mi, etmez mi bilmem ama Gürcistan bunun için çabalıyor. Türkiye bunu yok etmez. Hocam duyabiliyor musunuz? Ya duyuyorum. Kedi yine iş başında aradı. Ya kusura bakmayın hocam, gerçekten. Ya evet hocam, kusura bakmayın. Hemen size tekrar paylaşıyorum. Bu aslında kuşak yol konusunda bir rekabet alanı oluşturuyor. Çin devletleri, kuşak yol üzerindeki devletleri kendisi birbirleriyle rekabet ettirerek kendisine bağımlı tutmaya çalışıyor. Yani şu çok konuşuluyor ya, işte Türkiye neden Türkistan meselesi konusunda sessiz kalıyor. Bana soracak olursanız sebebi bu. Yani sadece Anakliya değil, bir de aynı zamanda şurada Yunanistan üzerinden bir güzergah var. Şimdi bunu anlatacağım. Yani bir ticaret aksı olarak dışlanmaktan korkuyor Türkiye. Önemli bir ticaret aksı olarak dışlanmaktan korkuyor. Bu yüzden rekabeti açık tutulan bir rekabeti rekabette taraf seçilme tarafında olmak istiyor. Bu aslında Amerika'nın yıllar boyunca Yunanistan'la Türkiye'yi karşı karşıya getirmesinin başka bir tezahürü. Çin de Türkiye'ye alternatif güzergahlar kurarak sana muhtaç değilime getiriyor işi. Basitçe anlatmak gerekirse, yani büyük güçlere kalırsanız her zaman sizi kullanıyorlar. Fark etmiyor.
Evet, 2,5 milyar dolara yakın bir maliyete deniz derin limanı yapılacak. İşte gelen feribotlarla Romanya, Bulgaristan'a ve Ukrayna limanlarına gönderilecek. Şurada bak, görüyorsunuz. Şurada nerede? Burada. Şurada. Şurada Varna var. Görüyorsunuz Bulgaristan'da. Burada Köstence, Romanya. Şuradan da Odessa üzerinden Ukrayna. Tabii burada asıl hat Romanya. Asıl hat bu. Bulgaristan'da hat şöyle. Yani şu Türkiye'den gelen o tren hattından buradan bağlanabilir. Burada Avrupa otoyolu var. Türkiye'de tem olarak, İstanbul'da tem olarak bilinen. Otoyollarla da devam edebilir. Avrupa içerisinde dağılarak gidebilir. Şurada. Şöyle. Şöyle. Devam ediyorum. Evet. Bir de Pire Limanı var. Ona hemen şuradan bakayım. Heh, evet. Bir diğer önemli rakip de Yunanistan'ın Pire Limanı. Pire Limanı projesiyle de Çin ihraç ettiğinden demir yolu ve karayolu bağlantıyla Almanya, Macaristan ve Avusturya'ya. Tabi Avusturya şu an şeyden artık düştü gibi. Bakacağız. Yani bunlar hep pazarlık konu da olabilir. Yani net bir şey söylemiyorum ama böyle kabul edelim. Almanya, Macaristan ve Avusturya gibi 7-11 gün arasında ulaştırılması hedefleniyor. Tabi bu güzergahta çoğunlukla deniz kullanılıyor. Pire Limanı'na indirildikten sonra tercih ediliyor. Bana soracak olursanız Çin muhtemelen bu güzergahların hepsini kullanacak. Yani sadece birini kullanmayacak, hepsini kullanacak. Güzergah üzerindeki rotalarda indireceği şeylere göre işte bir kısmı belki Türkiye'ye inecektir, bir kısmı belki ne bileyim işte Arabistan'a indirilecektir falan gibi durumlara göre güzergahlar belirliyoruz. Hepsi kullanılacaktır. Ama Türkiye'nin rotasını kullanma ihtimali daha yüksek. Hem nüfus olarak hem Çin'de olan ticaretin gözünde bulundurulunca, Çin'den aldığımız mallar gözünde bulundurulunca tercih sebebi çok daha yüksek gibi görünüyor. Bu da Pire Limanı üzerinden oluşturulan proje. Görüyorsunuz Yunanistan'ın Pire Limanı buraya gemilerle iniyor. Burada bir tren hattı var mı bilmiyorum. O kadar detayına ulaşamadım. Ama en kötü otoyollar üzerinden gördüğünüz gibi Macaristan'a buradan da Avrupa içlerine kadar dağılabilir. Evet, şimdi burası aslında kuşak yol projesinin genel stratejisini gösteriyor. Çin limanlar üzerinden kuşak yol projesinde ticaretini sağlam almaya çalışıyor. Ne yapıyor? Gidiyor ülkeler liman yapıyor. Diyor ki gel işte ben şuraya bir ticaret limanı yapayım, derin liman yapayım, işte şu kadar şey. Diyor o ülkenin ekonomisine bakıyor. İşte bu ülkenin ekonomisi açık veriyor. Kaynak da bulamaz, borç da bulamaz. Diyor ki ben özellikle Afrika'da bunu çok yapıyor. Ben sana işte 5 milyar dolara bunu yaparım. Kredi Çin Bankası veriyor. Elemanlar, mühendisler Çin'den geliyor. Çalışan insanlar, makineler bile Çin'den geliyor. Çin her şeyi kendi getiriyor. Kendi yapıyor. Daha sonrasında yıllık şey kiralar almaya başlıyor. Yap işletmeye başlıyor. Ödeyemediği zaman da bunları şey yapıyor, borca karşılık işte şu kadar yılına ben aldım. Bu Çin'in işte cari fazlasını bitirme projesi. Aslında bakarsanız çok mantıklı bir proje. Çünkü Çin'in elinde inanılmaz bir Amerikan tahvili var. Bu Amerikan tahvilinin elinde bulundurması aslında Amerika'yı var etmeye devam eden bir durum. Amerikan Merkez Bankası'nın yönetiminde Çin'e söz sahibi olmayı vermeyeceklerse de Çin'in ve dolar rezerv para kabul edeceği bir döneme girmeyeceksek eğer ki böyle bir şey mümkün olmaz. Öyle olsa artık ekonomik üretim özelliğini de kaybeder Çin. Çin'in parasal gücü dönüştürme zorunluluğu var. Ama elindeki bu kadar çok Amerikan tahviliyle bunu nasıl yapacak? Amerikan tahvillerinin tüm dünyada geçerliliği, Amerika dolarının tüm dünyada geçerliliğini çok güzel bir projeyle kullanıyor. Bir taraftan da kendi yatırımını, kendi dünyasını kuruyor bu parayla. Çok da ironik bir kısım aslında. Batı'yı kendi silahıyla vurdu. Çok ironik bir kısım. Yani Amerika'nın yaptığı her ticaret ona mermi olarak geri dönüyor gibi bir şey. Burada gördüğümüz şey. Evet, Türkiye'ye rakip iki tane projeden bir tanesi bu. Hemen topluyorum. Şuraları. Buralardan bahsettim.
Ha, bu kadar. Genel çerçevede özetleyebileceğim şey bu kadar hocam. Tamam. Biraz dağınık anlatmış olabilirim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz.